Sevgili takipçilerimiz, sizlere balık ölümleriyle ilgili olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. İzmir'de bir sürede balık ölümleri gerçekleşiyor. İzmir'de balık satışları tamamen durmuş derecesinde. İnsanlar balık yemekten çekiniyorlar. Bunu anlıyorum, bu endişeyi. İnsanlarımız haklı olabilirler. Ölümlerin kimyasal atıklar sayesinde olduğunu düşünen vatandaşlarımız var. Fakat arkadaşlar, kesinlikle balıkların ölümü doğal yolda. Deniz suyundaki oksijen miktarının azalmasıyla balıklar oksijene ulaşamadıkları için toplu ölümler oluyor. Bu toplu ölümler sayesinde birçok spekülasyon meydana geliyor. Spekülasyonları durdurmak için kabaca kendimce izlediğim, okuduğum kadarıyla size bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'de, Yunanistan'da, İtalya'nın bazı bölgelerinde, Lübnan'da, İsrail'de şu anda balık ölümleri var. Bunun sebebi de yeraltı sularının denize karışmasıyla, karışan yeraltı suları da sıcak sular. Sıcak suda sudaki oksijen miktarını azalttığı için balıklar ölüyor. Hatta Tayvan'da bile şu anda balık ölümü var arkadaşlar. Bunun kesinlikle kimyasalların denize atılmasıyla, belediyenin bir bilmem ne tesisinin patlamış olması, oradaki kimyasalların İzmir Körfezi'ne bulaşmasıyla balıkların öldüğü şeklinde yorumlar var. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Akdeniz'in tamamında balık ölümü var. Bunun sebebi yer altındaki suların ısınmasıyla, ısınan suyun da deniz suyuna karışmasıyla beraber deniz suyundaki oksijen miktarının azalmasıyla balıklar ölüyor. Konu bu kadar basit. Korkacak bir şey yok. Çocuğunuza balık yedirmiyorsunuz, çocuklarınıza balık yedirmiyorsunuz. Bunları duyuyoruz. Bu tamamen kişisel şeyleriniz. Fakat ben piyasadaki bozulmamış, kokmayan balığı seve seve yiyorum. Size söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.